Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi. Evet, herkese merhaba. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi. Ama Avrupa ve dünyanın da sayılı hayvanat bahçelerinden birisi. Burası yaklaşık 1000 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilen Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi kapsamında yapılmış. Burası hakikaten çok büyük bir alan. Şimdi burayı sizlere göstereceğiz. Buradan hayvanları ve parktan görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Bu bölümümüzde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Şu anda maymun evindeyiz. Burası sadece maymunlara tahsis edilen bir alan. İçerisinde maymunlar var. Tabii kaçmamaları için, insanlarla temas kurmamaları için aslında bu şekilde korunuyorlar. Burası toplam 8 tür burada bulunuyor. 8 tür maymun. Şu anda çocukları görüyorsunuz. Bu çocuklar için de burada özel bir eğitim alanı tahsis edildi. Çocuklara da burada hayvanlarla ilgili, bu alanla ilgili eğitim veriliyor. Bu alanda toplamda 325 hayvan türü bulunuyor. Ve yaklaşık 7100 adet hayvan sadece Gaziantep'te değil, bölge ve Türkiye illerindeki tüm hayvan severlere de, tüm gezi severlere de hizmet veriyor. Tabii burada çok sayıda hayvan bulunuyor. Yani zürafasından tutun da deveye, timsaha kadar birçok hayvan türü bulunmakta. Zürafa, deve, zebra, kanguru, atlar, yak ve deve kuşları. Bunlar kışın kapalı alanda, yazın ise doğal ortamda barınıyorlar. Sürüngen evinde bulunan yılanlar ve timsahlar ise kışın alttan ısıtmalı bir alanda barınıyorlar. Çünkü çok farklı türde hayvanlar burada olduğu için hepsine uygun şekilde yaşam alanları yine yapılmış durumda ve bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Evet, burası da çok sayıda kuş türünün yaşadığı bir alan. Yine özel bir alan. İşte görüyorsunuz mesela mavi altın ara papağanı var. Çeşitli farklı papağanlar ve kuş türlerini burada görmek mümkün. Şimdi ilerliyoruz, bakalım neler var başka. Onlardan bahsedelim. Mesela angut ördeği varmış. Yine bazılarına özel böyle tekli bölmeler de yapılmış. Mesela aynı birlikte yaşayabilecek olanlar için. İşte şöyle görüyorsunuz. Bunlar sultan papağanı değerli takipçiler. Bu şekilde örnek olarak sizlerle paylaşalım. Mesela erikbaş lori denilen bir tür. Hakikaten çok farklı isimleri var. Yani bizlerin de bilmediği, halen hatta doğada yaşayıp da ismini bile bilmediğimiz, keşfedemediğimiz onlarca canlı olduğunu da söylemek lazım. Tabii ben haberlerde bakıyordum bazen. Mesela bazı hayvan türleri işte bulununca ya da ele geçirilince farklı yöntemlerle onları koruma kapsamında alıp hayvanat bahçelerine veriyorlar biliyorsunuz. Bunların da tabii önemli bir kısmı aslında Gaziantep'e geliyor. Çünkü burası en büyük hayvanat bahçesi olduğu için yaşam alanları da burada daha iyi. O yüzden buraya geliyorlar. Gel gel.
Yine burada da alageyikler bulunuyor. Çok sayıda alageyik yine burada bulunuyor, görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar, bu da lama, lama türü. Farklı bir hayvan. Pek görmeye alışkın değiliz ama onu da sizinle paylaşalım. Burası da yaşam alanı. Evet, burası da at binicilik yeri. Burada hem binicilik eğitimleri veriliyor hem de dileyenler, gözetmenler, eğitmenler eşliğinde atlara binebiliyor. Evet, burası da at safari alanı. Midilli atı bulunuyor burada. Yine farklı at türlerini de bu hayvanat bahçesinde görmek mümkün. Evet, burası da ayıların yaşadığı bir alan. Burada da birkaç tane ayı görmekteyiz. Şu karşı alanda da beyaz kanguruları görmekteyiz. Burası yırtıcı hayvanların olduğu bölge. Burada jaguarı görüyorsunuz. O da bize bakıyor. Evet, bu da bir kaplan. Şu anda onu izlemekteyiz. Burası da onun yaşam alanı. Burası da işte aslanların yaşam alanı. Burada da birkaç tane aslan bulunuyor. Sıcaktan şu anda serinlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Evet, şu anda zürafa içerideydi. Biz de çağırdık. Bize doğru biraz geldi ve onu da sizlere göstermek istedik. İşte devasa büyüklükte bir zürafa. Evet, bir zürafa daha şu anda çıkış yaptı. Evet, gerçekten çok büyük bir alan. Biz de çok yorulduk. Bir kısmını sizlere gösterebildik. Burada birçok tür olduğunu yine sizlere hatırlatalım. Ve hayvanat bahçesi bölümümüzün de sonuna gelelim.